Ablacığım, enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon basit dille hayat pahalılığı diyelim. Evet. TÜİK %54 olarak açıkladı. Evet. ENAG'da özel bir kurum, enflasyon araştırmalar grubu, yıllık enflasyon içinde %124 açıkladı. Sizce hangisi doğru? Bence hep halk haksız. Hep milletvekilleri haklı, başbakanlar haklı, herkes onlar haklı. Bir milleti kandırmaktan başka ne işe yarıyorlar? Bir çuval gübre kaç para olmuş acaba? Yukarıdakinden bir haberi var mı? Çiftçiye bir destek ediyorlar mı? Bir asgari ücretle çalışan insan nasıl geçinsin? Bir de 3 tane çocuk diyor. 2 tane çocuğu bakamıyor millet. 3 tane çocuğu nasıl baksın? Hükümet oturduğu yerde milletvekillerine milyarlar veriyor. En düşük milletvekillerinin maaşı kaç paradır? Asgari ücrete 5 kere pazarlık yaptılar. Evet. Çak versinler bu kadar parayı. Tahmin hesabını yapıyorlar. Aynen. Seçim gelse de hükümeti görsünler. Bir seçimi bekliyor. Herkes mi bekliyor. Mi destekleyeceksin? Vallahi de al, biliyor ki mi destekleyeceğini. Ekmek deme. Olmuş 3 lira. En düşüğü. Vermeyin. Vermeyin de ne olacak? Vermedin mi ona gidiyor. Vermedin mi ona gidiyor. Vermedin kime gidiyor? Vermedin o kime gidiyor? Vermedin o kime gidiyor? İşte bu beyinden böyle olur. İşte bu beyinle kaybediyor Türkiye. Benim için rahat olsun, ben vermedim. Senin vermedin. Kime vermesin, anlamadım ya. Bir dakika. Hiç kimse vermeyeceğim. Yok. Onu yok, verme arkadaşım. Tamam, verme. Barajı geçemedi iktidar partisi. Ona gidiyor. Abi diyor ki sen oy vermeyince diyor, kim senin birinci partiyse ona gidiyor. Tamam, giderse gitsin, ona ilgilendirmez bana. Ben verdim zaman, okuyan ben bu şu çocuklara sorma diyeyim. Cebinde kaç para açlık var? Sor şu arkandakilere. Soruyoruz ablacığım. Sor. Gençlerin cebinde kaç parası var? TÜİK %55 olarak açıkladı. Ha. Yıllık enflasyonu %54, %55. ENAG'da %124 olarak açıkladı. Sizce hangisi doğrudur? Bence %124. %124 mü? TÜİK devamlı. Nasıl görüyorsunuz hayat pahalılığı? Ya hayat pahalılığı gön boyu zaten insanlar aç, perişan. Bütün alemi beşli çeteye sattı. Sayın Erdoğan bizi mahvetti. Artık ne konuşuyorsunuz? Hepsi de boş. Erdoğan giderse bu Türkiye düzelir. Kim gelirse gelsin bu Türkiye düzelir. Daha mı iyi olur? Emin ol Allah'a. Ha bu da yönetse ondan güzel yönetir. Bir simiden yani, muhtaç etti bizi. Bu sistemin mutlaka değişmesi gerekiyor. Yeter ya. 20 yıldır yer yönetiyor ama Türkiye'yi yönetemiyor. Batırdı Türkiye'yi. Neyi? Kim gelsin? CHP gelsin. CHP gelsin. Sen CHP'nin yönetimini hiç gördün mü? Yaşadığını yaşadın mı? Ben de görmedim ama. Yani hayır. 1920'de. Ekrem İmamoğlu. Ya şimdi Ekrem İmamoğlu bir şahıstır. CHP bir ideolojidir, bir düşüncedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir ideolojidir. Ve bu cumhuriyetin mutlaka ve mutlaka demokratik, layık, sosyal hukuk devletin yönetmesi lazım. Diyor ki enflasyon diyor şu kadar düşecek diyor, öbür gün iki katı yükseliyor. Nasıl oluyor o iş? Dünyada kriz var, enflasyona bağlarsan her yer. Hayır, sen fark etmiyorsun. Bak diyorum ki sana, bir gün dediğiyle bir gün dediği tutmuyor. Bugün diyor ki düşüyor diyor, öbür gün yükselecek diyor. Mazot diyor bugün düşecek diyor, hazineye diyor devrediyoruz diyor. Dolar düşüyor, hazineye devrediyor, öbür gün mazotu tekrar yükseltiyor. Nasıl oluyor o iş? Açık oturum yapsınlar, hangisini beğendiysek ona verelim. Geliyor mu Cumhurbaşkanı? Gelecek tabii. Davet ediyor muhalefet. Valla benim Cumhurbaşkanım şu an altın kafeste yatıyor. Sen eski adamsın abi, CHP'yi bilirsin. CHP'yi... Selahattin Demirtaş'tan bahsediyoruz aslında. Ben Demirtaş'ın dışında hiçbirini sevmiyorum. %124 olarak açıkladı yıllık enflasyonu. Evet. Sizce hangisi doğru? Bence hiçbiri doğru değil. Çünkü %400 bence. Şu anda alım gücümüz 4 katı düştü. Yani yaşam standardımız, alım gücümüz 4 katı düştü. Yani rakamlar 4'e katladı. Enflasyon çarpı 4 oldu. Hiçbirisi gerçek değil. Yani 9 tane Avrupa ülkesinin enflasyon rakamlarını topluyorsunuz. Bizimki daha yüksek onlarınkinden. Biz perişan durumdayız şu anda. Onlarla bizi kıyaslamayın. İyi durumda değiliz. Farkında değil misiniz? Alım gücümüz, her şey düştü. İnsanlar benzin dolduramıyorlar. Arabalar kapıların bugün yine önünde. Bugün benzine zam geldi. Dün de biz sorduk. Dün de geldi, bugün de geldi. Şu anda peki, konuşmak da çözüm değil ki. Başka yerde, yani abi? Başka yerde gelmiyor mu benzin zam? Yani
artık her gün gelmeye başladı. Başka bu çok normal değil. Mi? Hayır, normal değil de başka yerde de her zaman. Başka yerde her gün mü geliyor? Her gün öyle. Ya burası ilgilendiriyor bizi abi. Başka bir yer bizi ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Onlar insan. 40 bin lira eşittir. Asgari ücret orada 40 bin lirayı buluyor. Asgari ücret 40 bin lirayı buluyor orada. Burada 4 bin lira bile değil. 40 bin lirayı buluyor. Kim söyledi onu? Sizin, nerede? Sizin nerede? Tuzunuz kuru sanırım değil mi? Yok, tuzumuz kuru değil. Aynı ben de senin gibiyim. Tuzumuz kuru değil. Hangi birimizin işini? Avrupa'daki çoğu ülkeyle ülkemiz kıyaslanmaz. Kıyaslanmaz. Tabii sen kendi ülkene bak. Almanya'yla Türkiye'yi kıyaslayamazsın. Abi de şimdi. Cahilleri bırak şimdi benimle. Almanya'yla Türkiye'yi kıyaslayamazsın. Bunlar üretim yapıyor. Biz ne yapıyoruz şu an? Herkes boş boş geziyor. Yarısı TikToker olmuş. Yarısı YouTuber olmuş. Yarısı bilmem boş boş geziyor. O yüzden Almanya 1926'da Mercedes'te gezerken bak biz daha yeni arabayı yapıyoruz. Yani 100 yıl gerideyiz bu ülkelerde. Tamam, evet. Sen bu ülkelerle kıyaslamayacaksın sonra kendini. Bizim tanınır bir tane bilim adamımız var mı dünyada? Akıllı, aklı başında neyimiz var? Bizim en tanınır insanımız Nusret. Aziz Sancar var bu. Kim Aziz Sancar? Ne olmuş? Bir tane var, iki tane. Yok, tanımıyorum. Bak bu kadar cahilim işte. Abi peki sen memnun musun hayatından? Memnunum, ben memnunum, evet. Tuzun kuru da değil diyorsun. Tuzun kuru da değil ama yaşamak için ne yapmamız lazım? Onun emeklidir. Maaşı 3 lira 4 lira yatıyor. Ya, emekli maaşı. Benim emekli değilim mi? O zaman arsa zenginidir. Emekli değilim. Tam ben. İşçi misin? İşçiyim evet. Tam ne kadar maaş alıyorsun? Normalde 4 lira maaş alıyoruz. 4 milyar 200 lira. 4 bin lirayla geçinebilir mi bir vatandaş? Geçinemiyor. Enflasyon %55 diyor TÜİK. Ne yapmamız lazım? %124 diyor en akıl. Ne yapmamız lazım? Dünyada doğalgaz fiyatları 10 kat daha. Ne yapmamız lazım? Nereye geçiniyorsun abi sen? Abi geçiniyor o zaman. 4 bin lira maaşını nereye geçineceksin abi sen? Sen var burada. Geçiniyorsun o zaman abi. Yok, hepsimiz aynıyız. Benim evime 8 milyar para giriyor. Ben geçinemiyorum ya. Sen ne konuşuyorsun ya? Senin özelliğin ne? 1000 lira doğalgaz geliyor kardeşim. Ne yapacağız? Ne yapacağım? Yakmayacağım bu soğukta. Ne yapacağım? Yakacaksın ama az. O zaman savunmayacaksın. Türkiye'nin gidişatı iyiye gitmiyor. Abi yakma gerekir. Kimse dedi az önce. Bir dakika abi. Bu ülkeyi savunmayalım. Seni kurur. Abi yakma mı gerekirse? Bugün mazda yine zam var. Abiye söz verelim. Ha? Biz de yakıyoruz. Yakmasan da onarsan var mı ötesi? Yakıyor ki geliyor. Yakma gelmesin. Ne yaltım yaptır. Yalıtım ki zaten şimdi. Yaltım. Bana niye ki? Bana 350-400 niye geliyor sana? Demek ki seninki o zaman şey yani. Devlet yakmayacakmışsın abi. Buna göre yakmayacağım işim. Buna göre yakmayacağım. Yakmayacakmışsın. Bunların suyu kuru. Doğalgaz niye geldi abi kuru. O zaman he? Türkiye'ye? Suyun kuru halen çalışıyorum bak suyun kuru. Şey Allah'ıma şükürler olsun. Ayrı eve çıkma değil. Ayrı eve çıkma değil. Yönetimden memnun musun? Yönetimden şöyle memnunum. Erdoğan'dan da ayısı yok. Ya var mı yani Erdoğan'dan? Bir kişi daha söyle. Kılıçdaroğlu. Yok abi hani Erdoğan'dan daha iyisi çıkmayacak. Abi seni başa koysak iki günü bırakırsın oraya biliyor musun? Erdoğan'dan daha başka çıkmayacak mı? Çıkıyorum işte çıksana. Sen Türkiye'ye o kadar küçümsemeyeceksin. Bırakıp gidecek, sandığa gidecek, sandığa. Onun neyini biliyorsun abi? Sevil Erdoğan bak. Yani boy postan mı güveniyorsun yoksa? Ya abi çalsın anasını satayım. O kadar sorumluluk alıyorsa çalsın. Seni koysak oraya bak. Seni abi koysak oraya değil mi? Bak beni dinle. Seni koysak. Çalan adamlar içeride yattı. Bunlar saray yapıyor oraya. Saray. Abi, seni koysak oraya iki güne bırakırsın bu ülkeye kaçarsın. Siz de uğraşamamışsınız. Ya lider dediğin zeki olur değil mi? Zeki olur, boyu posu olur. 1.85-1.90 boyu olur. Düzgün diksiyona sahip olur. Bu Kılıçdaroğlu dediğin adam konuşamıyor. Yolda yürüyemiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Ne diyor? Şimdi ne yapacağım yolda diyor. Yürüyemiyor mu? Yürüyemiyor. Düştü geçen gördüm. Şimdi şundan söyleyeyim. Daha bundan bir buçuk ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tam olarak açıklanmıyor. Soruldu kamuoyuna açıklayın diye. Cumhurbaşkanı yürüyemiyordu ya. Tamam, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'ndan daha yaşlı. Şu anda AK Parti, Gök Parti, Mavi Parti, Yeşil Parti. Hangi parti gelirse gelsin şu ekonomiyi düzeltme imkanı var mı? Veya ne kadar zamanda düzeltebilir? Enflasyon rakamları açıklandı. Hı hı. TÜİK yıllık enflasyon için dedi ki %54 dedi. ENAK diye bir özel araştırma grubu var, enflasyon araştırma grubu. %124 dedi. Sizce hangisi doğru? Enflasyonu soruyoruz biz. Ya bakın. Hangisi doğru? %124 mü? %55 mi? %54 olma ihtimali de çok zayıf. %124 olma ihtimali de çok yüksek. Yani iki tarafta subliminal. Hangisi işte, doğru abi? Sen alışveriş abi ben yapıyorsun. İkinci yüksek olan ihtimale daha çok yüksek yakın. Yüksek olan bakıyorum. Şu an TÜİK'in açıkladığı rakam ama, Avrupa'nın ama 900... şunu da söylüyorum. İki tarafta subliminal yapıyor. O ne demek? Yani bilinçaltına ya yüksek kardeşim enflasyon çok yüksek, abartılı. O da %124 olarak açıkladı. Ne düşünüyorsun? Abi %124 doğrudur kesinlikle. Hani bakıyorsun
bugün araba almak, mesela 6 ay önceki fiyatla karşılaştırmaya kalktığın zaman 2 katı fiyat var. Şeye bakıyorsun, mazota bakıyorsun, 6 ay öncesi yine 2 katı fiyat farkı var. Hani bunu nereye gidecek böyle belli değil. 6 ay öncesi dolarla da gene kıyas yapmak kalktığın zaman 6 ay önce de aynı yani. Hani bugün telefon almaya kalk, 6 ay önce 7 bin lira olan telefon bugün 15 bin lira. Hani her şey doğrudur yani, %100. Bugün yine akaryakıta zam geldi. Dün de gelmişti, bugün de geldi. 25 olacak, merak etme. 20 lirayı bulur mu abi? 25, net 25. Bulur. Net bulur abi. 25, net, evet. Başka? Evet. Net bulur. Artık millet soğan ekmek yiyecek, merak etme. Rusya gibi taneyle domates salatalık alacağız. Bu sene 5 yıl bu Ali yönetsin, 5 yıl Veli yönetsin. Bizde o yok. Biz lidere tapıyoruz. Bu adamdan başka kim gelirse kötü olacak algısıyla hareket ediyoruz. Ve bizi bu şekilde inandırmışlar. Şimdi yarın seçim olsa şu anda AK Parti'nin %5 bile oy almaması lazım. Ama Emin Hala birinci parti. Bu bir problem. TÜİK yıllık enflasyonu %54 olarak açıkladı. ENAG enflasyon araştırmalar grubu da %124 olarak açıkladı. Sence hangisi doğru? Abi %124 kesinlikle. Ya öyle mi hissediyorsun? Yaptığın alışveriş, abi. Ev alışverişi, faturalar. Şeylere bak, fiyatlara bak. Hepsi arttı gitti. Abi yemin ederim ben makine mühendisliği öğrencisiyim. Bir bilgisayar alacaktım, gözüme kestirdim. 25 bin liraydı. 2 hafta sonra baktım 35 bin lira olmuş abi. Arada 10 bin lira fark var 2 haftada. Abi %50 olma ihtimali var mı sence yani? Kendim de bir özel sektör çalışanı olarak, hatta market çalışanı olarak fiyatların çok çok dengesiz olduğunu biliyorum. İşin içinde olduğumuz için. Kesinlikle yani hükümetin açıkladığı rakamların doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani. Doğru olmadığını düşündüğünüz rakamlar bile Avrupa'daki 9 ülkenin toplamından daha fazla. Şu an öyle. Ne yazık ki. %55, %54, ben yurt dışına %55. Da gittim. Hatta şu an direktman savaşın olduğu Ukrayna'da, Kiev'de bulundum. 2017 yılında. 3.40 küsür dolar da o zamanlar. Türk lirasının değeri vardı kardeşim. Açıkçası ben sana direkt alım gücünden vurayım. Anladım. Türk lirası öldükçe enflasyon da yükselir. Her türlü zaten gariplik de çekersin, fakirlik de çekersin. Dış güçler falan, bunlar hikaye. Dolar yükselir, Türk lirası ölür. 80 milyonun 15 milyonu mültecidir, yabancıdır. Hiçbir şeye faydası olmaz bu ülkede. Biz dolar de burada düşünce fiyatlar da düşmüyor bir de. Enflasyon yine artıyor. Neden acaba? Çünkü yüksekten alınan toplu ürünler var. Mesela fiyat yüksekten diyorlar ki niçin marketler indirim yapmıyor? Adam dolar 18 lirayken makarnanın fiyatını yükseltiyor. O esnada makarna çekiyor toplu bir şekilde. Örnek ama veriyorum. Sadece sallıyorum şey değil, yani sadece onu düşünce satmaz değil. Yani. Akaryakıta bugün yine zam geldi. Bakın dün röportaj yaptım. Şu an yayında olan videomuz yine akaryakıt zammıydı. Bugün yine aynı zam. Evet. Her gün yükseliyor. Yani her bir gün oldu aradan. Bir gün geçti. Şu anda bu trafiğin doğalgaz zammı evet, da var. Şu bunları trafikte kim? Gezinen otomobillerin zaten ben şöyle inanıyorum. %25'i bunların hususi araç bence. %70'i ya şirket arabası ya toplu taşıma ya da firmaların ya da insanlara tahsil ettiği otomobiller. Aynen öyle. Ya bunlar mecbur geziyor diye düşünüyorum ama keyfi artık hiçbir şekilde gençleri göremiyorsun sokaklarda. Müzik sesini açıp arabasına yakıtını alıp işte kız arkadaşını, ailesini alıp gezen. Ben bile kendim bile yani şurada 10 kilometrelik mesafeye günde 12 lira yol parası veriyorum. Git ve gel. Bunun hesabını sen yap. 12 TL önceden ben buradan merkezden Gemli'ye gider gelirdim. 6-7 sene önceki yakıt parasıyla. Evet. Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Sigarayı bıraktık, her şeyi bıraktık. Geçinebiliyor muyuz? Bekar insana evet, evli insana hayır. Yani bekar insan bile rahat geçinebiliyor yani mu? Yani evi varsa ailesinden, onunla birlikte yaşıyorsa, baba desteği olmasa bile ki benim yok. Ben mesela sigara içmiyorum hiçbir şekilde ama kıtı kıtına. Yani her şey rahatça değil. Prosedüründe gitmiyor yani, yani açıkçası. Teşekkür.